hiçbir mahluka karşı secde edilmez. Ebu'l-Hasan Mücaşi Hazretleri tefsir ve nahiv alimidir. Tunus'ta Kayrevan'da doğdu. Tahsil için önce İspanya'ya, oradan da Afganistan'da Gazne'ye kadar gitti. Sonra Bağdat'a giderek burada talebe yetiştirdi. 479'da, miladi 1086, Bağdat'ta vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki, İslam dininde rükû ve secde, ancak varlığı mutlak lazım olan Allahü Teala'ya yapılır. Müslüman, namazda Kabe'yi muazzamaya dönerek, Allahü Teala'ya secde etmektedir. Kabe'ye karşı secde edilir. Kabe için secde edilmez. Kabe için secde eden kafir olur. Hiçbir insana ve hiçbir mahluka karşı secde etmek caiz değildir. Çünkü insan, Allahü Teala'nın yarattığı mahlukların en şereflisi olup, yaratılışta, yani insanlıkta, hiçbirisinin diğerinden farkı yoktur. Maddi makam ve rütbeler ise, insanın mahiyetini değiştiremez. Kendilerinin ilah olduklarını iddia eden, firavunlar ve nemrudlar dahi, diğer insanlar gibi yemekten, içmekten ve diğer beşeri ihtiyaçlardan ve ölümden kurtulmuş değillerdir. Allahü Teala'nın, insanlar içerisinden seçmiş olduğu kulları olan peygamberler de, sıfatı beşeriyede diğer insanlarla aynıdır. Yani, onlar da yerler, içerler, soğukta üşürler. Ancak Allahü Teala onlara hususi nimetler ve çeşitli mucizeler ihsan etmiştir. Hiçbir salih kul peygamber derecesine kavuşamaz. Peygamberler masumdurlar. Asla günah işlemezler. Bazı peygamberlerden zelle sadır olmuştur. Zelle günah demek değildir. Bir işi en güzel şekilde yapmamak demektir. Güzeldir fakat en güzel değildir. Yüzünü yere koymak, yani secde ederek tazim etmek, kişinin kendi zilletini, aşağılığını ve tazim ettiği zatın şanının büyüklüğünü ve yüceliğini itiraf etmektir. Böyle bir tazim ise, hakiki nimet verici ve kainatın yaratıcısı olan Allahü Teala'dan başkasına layık değildir. Hatta, böyle tazimler şöyle dursun, Peygamber Efendimiz, Eshab-ı Kiram'ı, aleyhimür rıdvan, kendisi gelince ayağa kalkmaktan nehyetmişti. Onun eshabı arasında, kendisine tahsis edilmiş herhangi bir oturma yeri, taht, sedir gibi bir şeyi de yoktu. Peygamberimiz, Eshab-ı Kiram'ın yanına geldiği zaman, boş olan münasip bir yere otururdu. Kendisini tanımayanlardan o meclise gelenler, kendisini bilemez, Resulullah kimdir? Diye sorarlardı. Resulullah, böyle hareket edince, diğer aciz insanların ne yapması lazım olduğu düşünülmelidir. 22 Aralık 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.